İyi akşamlar değerli izleyenler. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Bugün 5 Kasım Perşembe ana haber bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Haberlerimize geçmeden önce manşetlerimizi atacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün il başkanlarıyla görüştü, açıklamaları oldu. İYİ Parti'deki FETÖ krizi büyüyor. Amerika Birleşik Devletleri'de bir seçim yapıldı biliyorsunuz. Şimdi hepsinin detayları geliyor ekranlarınıza, başlıyoruz. Hakkari'de yol çalışması yapan işçiler terör örgütü PKK mensuplarının saldırısına uğradı. Saldırıda 3 işçi şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri şehit işçilerin kanını yerde bırakmadı. Hain terör örgütü PKK Hakkari'de yol çalışması yapan işçileri hedef aldı. Hain saldırıda 3 işçi şehit oldu. Türk askeri şehitlerinin kanını yerde bırakmadı. Terör unsurlarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Açıklama Hakkari Valiliği'nden geldi. PKK terör örgütü Derecik ilçesi Irak sınırına yakın iki üst bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinelerini hedef aldı. Füze ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda bir işçi şehit oldu. İki işçi de ağır yaralandı. Yaralı işçiler hastaneye kaldırılırken Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. İşçilere saldıran teröristler Şemdinli ilçesinde yeni bir saldırı hazırlığı yaparken bulundular. Türk askeri hem şehit işçilerinin kanını yerde bırakmadı hem de başka canların yanmasına engel oldu. Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan hastanede tedavi altına alınan işçiler tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Terör örgütü DHKPC'ye yönelik geçtiğimiz ay İdil Kültür Merkezi'ne operasyon düzenlenmişti. Operasyonda ele geçirilen dijital arşivler deşifre edildi, kritik bilgilere ulaşıldı. Terör örgütü DHKPC'nin dijital arşivi deşifre oldu. Kod isimlerle faaliyet yürüten terör örgütü mensupları ve gizli yöneticileri tek tek ortaya çıkarıldı. Terör örgütü DHKPC'nin Türkiye'deki beyni olarak bilinen zırhlı kapıları ve çelik plakalarla güçlendirilmiş duvarları olan İdil Kültür Merkezi'ne operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda dijital arşivin tamamı imha edilemeden ele geçirildi. Bu sayede örgütün ana yapısı çökertilmiş oldu. Arşivin içeriğinde detaylı raporlamalar ortaya çıktı. Terör örgütü DHKPC'nin eylem ve faaliyetleri, alt kadrolara verdiği talimatlarla yapılan faaliyetlerin raporları ve ismi açığa çıkmamış gizli grupların ilişkileri deşifre edildi. Örgüt mensuplarının örgüt yönetimi tarafından belirlenmiş bir kod ada sahip olduğu, aynı şekilde örgütün faaliyet yürüttüğü alanlardan illere hatta mahallelere kadar kod isim belirledikleri tespit edildi. Sözde ölüm orucunda hayatını kaybeden Ebru Timtik'in ölüm orucuna örgütün talimatıyla girdiği ortaya çıktı. Örgütün bu ölümle avukatları ayaklandırmayı planladığı, bir sonraki aşamadaysa bu ayaklanmayı halkın tamamına yayma planlarının ve talimatının olduğu belirlendi. Ankara'da 2016 yılında Yüksel Caddesi'ndeki eylemlerin arkasından da bu örgüt çıktı. Ele geçirilen dijitallerin incelenmesi sonrası aralarında örgütün sözde Akdeniz Bölge Sorumlusu, Anadolu İlleri Sorumlusu, çeşitli il ve alan sorumlularının da bulunduğu 97 kişi gözaltına alındı. 49 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 48 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin il başkanları toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanının ele aldığı konular arasında teröristlerin Hatay'ı ateşe vermesi ve stokçular vardı. AK Parti olarak yeni üyelerimizi her biri için... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütüldüğüne vurgu yaparak köşeye sıkışan teröristlerin ağaçları yakarak Türkiye'ye zarar vermeye kalktığını belirtti. Gördüğünüz gibi teröristler boş durmuyor. Baktılar ki insanları öldürmekle başarılı olamıyoruz. Bu defa işte her canlı gibi evet sessiz, masum ağaçlarımızı yakmaya başladılar. Ecdadımız Fatih ne diyor?
ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynun vururum derken bu işe verdiği önem sebebiyledir. Bu kadar önemli. Ama bu teröristler benzini dökerek işte İskenderun'da, Hatay'ın değişik ilçelerinde maalesef bu ağaçlarımızı, bu ormanlarımızı yaktılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ele aldığı bir diğer konuysa stokçular oldu. Böylesine faaliyetlere göz yummayacaklarını dile getirdi. Buğday üretimimiz kendi tüketimimizin üzerindedir. Peki buna rağmen niye ithalat yapılıyor? Çünkü biz buğdaydan un üretiyor, makarna üretiyor, pek çok gıda maddesi üretiyor ve bunları da dışarıya ihraç ediyoruz. Yani ihraca yönelik bir ithaldir bu. Ayrıca bazı ürünlerde spekülatörlerin stok yaparak fiyatları yükselttiğini gördüğümüzde ithalat yolunu açıyoruz. Üreticiyi de tüketiciyi de mağdur eden bu tür stokçuluk faaliyetlerine elbette göz yumamayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da vardı. İzmir ziyareti üzerinden eleştirdi. Sus da adam sansınlar dedi. Katılımlarıyla onurlandırmışlardır. Kendilerine hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden hala enkazlar kaldırılmadı sorusuna yanıtı sert oldu. Bilmiyorsan sus adam sansınlar dedi. Ama ne yazık ki ana muhalefetin başındaki zat 5. gün oraya yapmış olduğu turistik seyahatte 5 gün oldu diyor. Hala enkazlar kaldırılmadı. Eğer enkaz kaldırmada bir yarışın içerisine girilmiş olsaydı 5. gün enkaz altından çıkarılan o yavru nasıl çıkarılacaktı? Yani bir işi bilirsin konuşursun. Ama bilmediğin iş hakkında niye konuşursun? Sus da adam sansınlar. Cumhurbaşkanı Türkiye'yi doğal afetlere hazır hale getirmek için çalışıyoruz diye de konuştu. Devlet olarak şu ana kadar riskli yapı tespiti yapılan 1.395.000 bağımsız birimdeki kentsel dönüşüm çalışmaları için 5 milyon vatandaşımıza yaklaşık 15,5 milyar liralık destek verdik. Hiçbir meblağ insanımızın canından daha kıymetli değildir. İstanbul başta olmak üzere deprem riskinin yüksek olduğu şehirlerimizde bu süreci hızlandırmamız gerektiği anlaşılıyor. CHP'ye bir tepki de Bahçeli'den geldi. O sözleri getireceğiz ekranlarınıza. Şimdi de MHP lideri Bahçeli Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı bugün. Gündeminde İzmir depremi de vardı. Devlet bu süreçte depremzedelerin her zaman yanında oldu dedi. Bildiğiniz gibi ülkemiz bir yandan yeni tip koronavirüs dalgasının Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlık etti. Devlet Bahçeli toplantının ardından açıklama yaptı. İzmir'deki deprem afetine ilişkin konuştu. Devlet bu süreçte depremzedelerin yanında oldu, dedi. Devlet tüm imkanlarıyla depremden zarar gören vatandaşlarımızın yanında olmuş, yaraları sarmaya başlamıştır. Hakikaten insanüstü bir çalışmayla, bütün ihtimalleri hesaplayan görüş derinliğiyle, sahnelenen fedakarlık çalışmalarla enkazın kaldırılma süreci takdir toplamıştır. Mesela Ayda yavrumuz 91 saat sonra gün ışığına çıkarılmış, hepimizi sevince boğmuştur. Annesinin hayata tutunamayarak vefatı ise bizleri çok üzmüştür. Onlarca beton yığınının altında bir güneş gibi doğan Elif kızımız umutlarımızı diri tutmuştur. Hayranlık ve hürmetle karşıladığımız devlet millet kenetlenmesi depreme karşı en büyük silahımız, en güçlü mücadele vasıtamız olarak sivrilmiş, öne çıkmıştır. Bahçeli'nin gündeminde CHP de vardı.
CHP'nin sütten çıkmış ak kaşık gibi davranarak suçlu araması siyaset kifayetsizliğidir ifadelerini kullandı. İzmir'de 1989 yılından bugüne kadar bir dönem haricinde yerel yönetim sorumluluğu üstlenmiş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adeta sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp kusur ve suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir. Seferihisar'ın bir önceki dönem belediye başkanı olan şahsın depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nın ne kadar dayanıksız olduğunu, beton parçalarının kürekle bile nasıl kırılabildiğini, bununla ilgili de geçmişte hangi denetimleri yaptığını açıklaması ertelenemez görevidir. CHP Genel Başkanı ile parti yöneticilerinin aynı anda girdikleri hezeyan nöbetinden bir türlü kurtulamamaları, sürekli yalana, dolana ve iftiraya müracaatları, telafisi olmayan siyasi ahlak noksanlığının ileri düzeyde ifşa ve ilamıdır. İYİ Parti'de sular bir türlü durulmuyor. Ümit Özdağ'ın fitilini ateşlediği FETÖ'cü olayı çok su kaldırınca parti toparlanmak için harekete geçti. Parti yönetimi meclis üyelerine kabuncuyu övün mesajı gönderdi. Değerli dava arkadaşlarım, İYİ Parti iktidarında İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın FETÖ'cülükle suçladığı İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya partisi sahip çıktı. Kavuncu'yu aklamak için İstanbul'daki meclis üyelerine övün talimatı gitti. Türkiye'ye gelecek. Onun için Suriyelilere burada... İYİ Parti üyeleri FETÖ'cülükle suçlanan İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya sahip çıktı. Parti yönetimi Kavuncu'nun imajının düzeltilmesi için meclis üyelerine ilginç bir mesaj gönderdi. Mesajda, meclislerde yapacağınız konuşmalarda her geçen gün Türk milletinin kalbinde yer eden partimizi karıştırmak isteyen gizli ellere karşı Atatürkçü, milliyetçi, demokrat il başkanımızın her zaman yanında olduğumuzu özellikle vurgulamanızı rica ediyorum ifadelerine yer verildi. Buğra Kavuncu'nun imajını yerle bir eden isim İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ olmuştu. Özdağ önce Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu söylemişti. Ardından da kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk İş Adamlığı Derneği'nin başkan yardımcılığını yapmış ifadelerini kullanmıştı. Ümit Özdağ bu açıklamalarının ardından partisi tarafından disipline sevk edilmişti. Ölmelerini istiyoruz ve burada 2-3 nesilden beri de bulunmuyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Türkiye'deki etkisini de sürdürüyor. Öyle ki virüs ülkedeki siyasi isimlere kadar ulaştı. Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tedavisinde son aşamaya geldi. Durması, bir ateşkes ilan edilmesi ve bütün tarafların yani öncelikli olarak... Türkiye koronavirüs karşısındaki mücadelesini sürdürüyor. Vaka ve ölüm sayıları giderek artıyor. Covid-19 önlemleri sıkı bir şekilde uygulanıyor. Ancak virüsün yayılımı durdurulamıyor. Öyle ki koronavirüs siyasi isimlere kadar ulaştı. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Covid-19 tanısı kondu. Hafif semptomlar gösteren İbrahim Kalın sosyal medya üzerinden sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Kalın paylaşımında Covid tedavim başarıyla tamamlandı, hamdolsun. Bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hastalığa yakalanan herkese acil şifalar diliyorum. Arayan, soran ve duasını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum ifadelerini kullandı. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hastanedeki tedavisi devam ediyor. 15 günde yaklaşık 32 milyon. İçişleri Bakanlığı'nca hizmet içi eğitimi programı düzenlendi. Bu kapsamda güvenlik korucuları için Erzurum'da eğitim semineri vardı. İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Erzurum'da görev yapan güvenlik korucularına yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Unutmayın şu nüfus cüzdanınızda yazan Erzurum var ya doğum yeri Erzurum. O kadar önemli bir kartvizittir ki Anadolu'nun her neresine gitseniz o nüfus cüzdanınızı gösterdiğiniz zaman Erzurum yazdığı zaman insanlar size her kapıyı açar. Adeta gümüş kapı kapanır, altın kapı açılır. Eğitim semineri Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, güvenlik koruculuğu kısa tanıtım filminin gösterilmesiyle devam etti. Programın açılış konuşmasına İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Daire Başkanı Mithat Can Kutluca yaptı. Milli ve manevi değerleriyle vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna cansiperane mücadele veren korucularımız bölgede terör örgütünün korkulu rüyası olmaya devam edecektir. Bu vesileyle himayelerinde yürüttüğümüz projelerimizde desteklerini esirgemeyen Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya şükranlarımı sunar, arz ederim. Seminerde konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş ise ülkenin huzurunu kaçırmak isteyenlere toleransımız sıfır ifadelerine yer verdi. Bizim bu ülkenin bölünmez bütünlüğüyle sorun olmayan hiç kimseyle sorunumuz yok. Yıkmak isteyen, bölmek isteyen, ondan sonra bu ülkenin huzurunu kaçırmak isteyen her yapıyla bizlerin sorunu var, problemimiz var ve onlara toleransımız sıfır. Vali Okay Memiş, Erzurum'da tek bir PKK'lı teröristin dahi bulunmadığını dile getirdi. Memnuniyetle söyleyebiliriz ki hem buradaki değerli korucularımız sayesinde hem kahraman jandarmamız hem kahraman polisimiz sayesinde şu anda kendi mülki hudutlarımızda bir tane bile PKK'lı terörist bulunmamakta. Ayrıca Okay Memiş, birlik mesajı vererek ülkede bütün vatandaşlarımız hangi meşrepten, hangi kanaatten olursa olsun bizim kardeşimizdir dedi. Biz bu ülkenin vatandaşı olmakla gurur duyuyoruz. Bizim Kürt vatandaşlarımızla hiçbir problemimiz yok. Başımızın tacı, gözümüzün nuru. Alevi kardeşlerimizle hiçbir problemimiz yok. Başımızın tacı, gözümüzün nuru. Herkes maaşını, bütün gelirini, geçimini devletten sağlıyor. Devlet vergi toplarken hemşerim Türk müsün, Kürt müsün, Alevi misin, Sünni misin diye soruyor mu? Soranınız var mı? Sormuyoruz. Dolayısıyla bütün vatandaşlar hangi meşretten, hangi kanaatten olursa olsun bizim kardeşimiz. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis Bütçe Komisyonu'nda Erzurum'a Tarım ve Hayvancılık Lisesi açılmasını önerdi. Vekilin bu önerisi genel kurul tarafından kabul edildi. Değerli Bakanım, mekanlar, özellikle adresler bir özel hususiyet ifade ediyor. Erzurum'da tarım ve hayvancılığın zirve bulduğu bir il. Burada bir okula ihtiyacımız var. Okulun adı Tarım ve Hayvancılık Meslek Lisesi. Bunun yeri de var. Şu anda Aziye ilçemizde Yavuz Selim yatılı okul var. Orada çok az sayıda öğrencimiz var. Onlar bir başka yere plase edilerek, yönlendirilerek burası pekala bu mevzuda eğitime açılabilir. Böyle bir ihtiyacımız var. Hususen talep ediyorum. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu. Erzurum'da Tarım ve Hayvancılık Meslek Lisesi açılmasını önerdi. Bu öneri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından beğeniyle karşılandı, kabul edildi. Araştırma yapılabilen liseleri ya da DNA çalışması yapılabilecek tarım lisesini nasıl oluştururuzun müfredatı belirlendi ve bu okullarda açıldı. Yani bu sene başladılar. Biz bu iki okulu prototip olarak görüyoruz. Diğer şehirlerimizde bu tür bir tarım lisesinin çoğaltılması konusunda arzumuz, projelerimiz var elbette. Erzurum'da bundan sonraki ilk proje olacak. Bunu da Sayın Vekilimize burada ifade etmiş olalım efendim. Böylece Erzurum'da Tarım ve Hayvancılık Lisesi'nin açılması için hiçbir engel kalmadı. Milletvekili Aydemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Erzurum için talepte bulunduğumuz Tarım ve Hayvancılık Meslek Lisesi, Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'un kabul müjdesiyle karşılanmıştır. Hayırlı olsun dedi. Aydemir görüşmelerde Atatürk Üniversitesi'nde yürütülen projelere dönük beklentilerini de sıraladı. Atatürk Üniversitemiz arkadaşlar yaklaşık 70 yıla varan bir serencamı var. Bir yüz akı eğitim kurumudur. Bütün Türkiye için böyledir. Kazım Karabekir Eğitim Fakültemiz var. Değerli Başkanım, siz Erzurum'a geldiğinizde biliyorsunuz kampüsün dışında yeni bir bina kampüsün içerisinde lazım. Böyle bir projemiz var. Özellikle müzahir olmanızı istirham ediyorum ben. Batı kampüsümüz var, büyüdü üniversitemiz. Orada yemekhane ihtiyacımız var. Ona dönük bir not düşüyorum. Gene kütüphane ihtiyacımız var.
Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İzmir'deki depremzedelere psikolojik destek için 7 kişilik bir ekip gönderdi. Erzurum'dan 7 kişilik ekip deprem bölgesine gönderildi. Basamak var, dikkatli olun. Ekip depremzedelere psikolojik destek sağlayacak. Depremin ardından bölgede yaralar sarılıyor. Depremzedeler maddi yardımların yanı sıra psikolojik desteğe de ihtiyaç duyuyor. Erzurum Valiliği de bunun için harekete geçti. Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, valilik koordinesinde 7 kişilik psikodestek ekibini bölgeye gönderdi. Ekip, bir hafta boyunca depremzedelere kaygı, gelecek endişesi gibi travmatik durumlarla baş edebilmeleri için yardımcı olacak. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor cumartesi günü Göztepe'yi ağırlayacak. Mavi Beyazlı ekip karşılaşmanın hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. Süper Lig'in 8. haftasında 7 Kasım cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Mavi Beyazlı ekip, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanda futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma, pres ve taktik ağırlıklı pas organizasyonları çalıştı. İzmir'deki enkazın altından mucizevi bir şekilde kurtarılan Elif ve Ayda bebeğin tedavileri devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca minikleri hastanede ziyaret etti, ardından sağlık durumlarına ilişkin konuştu. Depremin mucize çocukları Elif Perinçek ve Ayda Gezgin'in tedavileri sürüyor. Hadi arkadaşlar, Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca çocukları hastanede ziyaret etti. Ardından sağlık durumlarına ilişkin konuştu. Ayda bebeğin genel durumunun iyi olduğunu söyledi. Kendileri yoğun bakımda. Ciddi bir sorunları yok. Kendileriyle rahat konuşabilir olduk. Genel durumunun iyi olduğunu, bugün veya yarın servise çıkarılabileceğini söyleyebilirim. Elif bebek hakkında sevindirici haberi verdi Bakan Koca. Elif bebeğimizin de genel durumu iyi. Herhangi bir sorunu yok. Ablaları, ikizler, Ezel ve Elzem, onlarla da muhabbet ettik. Yoğun bakımda daha önce yine ziyaret etmiştim. Ablaları da, ikizlerimiz de genel durumları iyi, sağlıkları yerinde. Enkazın altından kurtarılan bir diğer isimse İdil Şirin'di. İdil'in koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Koca onu da ziyaret etti. İdil kızımızın da genel durumu iyi. Semptom anlamında herhangi bir sorunun olmadığını, genel durumunun iyi olduğunu söyleyebilirim. İzmir depreminde 114 kişi hayatını kaybetti. 1035 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 999 kişi de taburcu edildi. 36 kişinin ise tedavisi devam ediyor. Bölgede ekipler dört bir koldan depremzedelerin yardımına koşuyor. AFAD İzmir depreminin ardından bölgedeki son durumu açıkladı. AFAD İzmir depremi sonrası son duruma ilişkin açıklamada bulundu. Depremde yaralanan 1035 vatandaştan 999'unun taburcu edildiği, 36 vatandaşın ise tedavilerini sürdüğü kaydedildi. İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından 46'sının büyüklüğü 4'ün üzerinde 2124 deprem daha meydana geldi. Çürük binaların bedeli ağır oldu. 114 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1035 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 999'u taburcu edildi. 36'sının tedavisi devam ediyor. Enkaz altındaki son kişinin de çıkarılmasıyla arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Enkaz kaldırma çalışmaları ise devam ediyor. Deprem sonrası 26 tekne battı. 23 tekne ve bir kara aracı sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. 43 tekne de karaya oturdu. Yapılan çalışmalar sonucunda 26 tekneden 19'u su altından çıkarıldı. Karaya oturan 43 tekneden 40'ı da kurtarıldı. Ekipler dört bir koldan seferber olmuş durumda.
İzmir'in birçok noktasına geçici barınma merkezleri kuruldu. Depremzedelere battaniye, yatak, uyku ve mutfak setiyle ısıtıcı da dağıtıldı. Sahada 8.348 personel aktif olarak çalışıyor. Hasar tespit çalışmaları içinse çeşitli bakanlıklardan 1.198 personel görevlendirildi. Depremden psikolojik olarak etkilenenlere de destek çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda 452 personel 38 araçta sahada çalışma yürütüyor. Ekipler şimdiye kadar 11.003 kişiyle görüşme gerçekleştirdi. Deprem bölgesine AFAD, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan toplam 29 milyon lirası kaynak gönderildi. İzmir'deki 6,6'lık depremde yıkılan binaların sorumlularına kaybedilen canların hesabı sorulmaya başlandı. O binaların müteahhitleri gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. İzmir depreminde kaybedilen canların sorumluları hesap veriyor. Ya, haber verseydiniz keşke be ya. 6,6'lık deprem sonrası birçok bina yıkıldı, birçoğu da ağır hasar aldı. 114 kişi yıkılan binaların altında can verdi. İşte o binaların müteahhitleri ve fenni mesulleri hakkında soruşturma başlatıldı. 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 3 müteahhit, 4 fenni sorumlu, 1 market sahibi ve 1 yapı market sahibi olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri ifadesinde biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık, eksik ya da yanlış malzeme kullanmadık dedi. Kolonu kestiği iddia edilen bir market sahibi ise marketin kirada olduğunu ve takip etmediğini söyledi. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Haklarında gözaltı kararı verilen iki şüpheli ise aranıyor. Ya, haber verseydiniz ki... Amerika'daki başkanlık seçimlerine bakacağız şimdi de. Orada ortalık biraz karışık. Biden Trump'a göre önde görünüyor. Zaten başından itibaren delege sayısına bakıldığında Biden önde görünüyor. Amerika'daki sistem üzerinden değerlendirdiğimizde kazansa bile kafa kafaya kazanacak. Yani 270 delegeye ihtiyacı var başkanlık için. 268'e 270 olabilir bu sayı. Şimdi 46. başkanını seçecek Amerika. Bu oy sayımı da devam ediyor. Çok kritik eyaletler var. O eyaletler açıklandığı sırada Trump zaten başkanlığını ilan etmişti. Biden yarışı önde götürüyor olmasına rağmen daha itidalli açıklamalar yapıyor. Ayrıca Trump ve ekibi Pensilvanya'da oyların sayılmasının durdurulmasını istiyoruz diyor. Bazı eyaletlerde yeniden sayılmasını talep ediyorlar. Trump destekçileri de oy sayım yerlerine baskın yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimler kıran kırana sürüyor. İki tarafın destekçileri arasında tansiyon yükseliyor. Trump destekçileri postayla kullanılan oyların sayımının durdurulması için Joe Biden'ın önde olduğu Detroit'teki oy sayım merkezini basmaya çalıştı. Joe Biden ve Başkan Donald Trump arasındaki seçim sonuçları çekişmeli gidiyor. Wisconsin ve Michigan eyaletlerinde Biden'ın öne geçmesiyle ve sonuçların neredeyse kesinleşmesiyle tüm hesaplar yeniden değişti. Son verilere göre Pensilvanya, Nevada, Arizona, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletlerinde sandıktan kimin çıktığı kesinleşmemiş durumda. 270 delegeye sahip olan kişi seçimleri kazanmış olacak. Bu yüzden her bir eyalet kritik önem taşıyor. Seçimlerdeki belirsizlik iki partinin destekçileri arasındaki gerilimi artırıyor. Trump ve ekibi sayımları durdurun çağrısı yaptı ve mahkeme talebinde bulundu. Trump destekçileri ise oy sayımlarının yapıldığı bölgelere giderek sayımı durdurun sloganları attı. Taraflar işi daha da ilerleterek sayım yapılan merkezlere girmeye çalıştı. Protestoların tehlikeli bir hal alması üzerine Detroit'teki oy sayım merkezindekiler cam bölmeleri kartonlarla kapatmaya çalıştı. Bazı göstericiler polislerle çatışmaya girdi, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Başkanlık yarışını önde götüren aday Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden malumunuz destekçilerine seslendi, bir konuşma yaptı. Bu arada iki başkan adayının konuşmalarına bakıldığında birinin çok daha sakin ve itidalli olduğunu, diğerinin daha agresif, daha sert ifadelerle konuştuğunu
net bir şekilde gözlemleyebilirsiniz. O sertliği zaten sokağa yansır mı endişesi yaşanıyordu. Joe Biden diyor ki seçimi kazanacağız. Demokratların adayı olarak seçime girdim ama tüm Amerika'nın başkanı olacağım. Good afternoon everyone. Kamala and I Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanını belirlemek için oy sayımı sürerken Demokratların adayı Joe Biden kameraların karşısına geçti. Seçimi kazanacağını söyledi. Biden, oy sayımı bittiğinde kazanan biz olacağız dedi. Bu gece uzun bir oy sayımından sonra kazananın biz olduğunu söylemek istiyorum. Zafer ilan etmek için değil, oy sayımı bitince kazananın biz olacağını söylemek için buradayım. Even in the face of pandemic, more Americans. Biden, Trump'ın oy sayımının durması ve yeniden sayım çağrılarına da tepki gösterdi. Her oy sayılmalıdır. Halk susturulamaz. Halk teslim olmayacak. Dostlarım, buradan muzaffer olarak çıkacağımıza inanıyorum. Bu sadece benim zaferim olmayacak. Hepimizin zaferi. Amerika için demokrasinin zaferi olacak dedi. Biden zaferini ilan etmese de başkanlık için hazırlıklara başladı. Geçiş dönemi için resmi internet sitesini açtı. Sitede geçiş ekibinin Biden-Harris yönetiminin ilk günden işe koyulabilmesi için hazırlıklara tam hız devam ettiği belirtiliyor. ABD'de bir başkan adayı seçimi kazandığında Ocak ayında göreve gelmesine yardımcı olacak bir geçiş ekibi gelmesi gerekiyor. After a long night of counting, Ermenistan'ın Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda yaralanan bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şehit sayısı 92'ye çıktı. Azerbaycan sivilleri Ermenistan ordusunun saldırılarına maruz kalıyor. Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlenen saldırılarda yaralanan bir sivil daha şehit oldu. Böylece şehit sayısı 92'ye çıktı. Ermenistan bir ateşkesi daha ihlal edip 28 Ekim'de Berde kentine füze saldırısı düzenlemişti. O saldırıda yaralanan bir sivil tedaviye alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Açıklama Azerbaycan Başsavcılığından geldi. Açıklamada 27 Eylül 5 Kasım tarihlerinde 92 Azerbaycanlı sivilin şehit olduğu, 404 kişinin ise yaralandığı söylendi. Ayrıca Ermenistan'ın saldırılarında 2971 ev, 100 apartman ve 502 kamu binasının kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Meclis Genel Kurulu'nda istihdam mesaisi sürüyor. İstihdam teşvikine ilişkin teklifin ilk 10 maddesi genel kurulda kabul edildi. Detaylar haberimizde. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda istihdam teşvikini de içeren kanun teklifinin ilk 10 maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, özel tüketim vergisi, tüm idari para cezaları, KYK borçları, hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek. Borcunu peşin ödemek isteyenlere ise indirim sağlanacak. Yapılandırmadan faydalanmak isteyenler kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat edebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi Ocak 2021'de gerçekleştirilecek. Öte yandan AK Partili milletvekillerinin verdiği önergeyle vergi borçlarının yapılandırılmasının kapsamı da genişletildi. Rufuna bırakılan taşınmaz kiralamaları ve irtifak hakkı tesisinden kaynaklanan alacakları da yapılandırma kapsamına alındı. Koronavirüse karşı artık bir aşı adayımız var. Erciyes Üniversitesi aşı çalışmalarının ilk aşamasını tamamladı. Yerli aşı adayının ilk dozu bir gönüllüye uygulandı. Covid-19'a karşı geliştirilen yerli aşı adayının ilk dozu bir gönüllüye uygulandı. Tüm dünya koronavirüse karşı bir aşı geliştirmek için canla başla çalışıyor. Türkiye'de de birçok üniversite çalışma yürütüyor. Sevindiren ilk haber Erciyes Üniversitesi'nden geldi.
Üniversitemiz tarafından geliştirilmiş olan COVID-19 aşımız ve Türkiye'deki diğer merkezlerimiz tarafından geliştirilen COVID-19 aşılarımızla birlikte inşallah COVID-19'a karşı milli aşılarımız geliştirilmiş olacak. Türkiye'nin ilk yerli koronavirüs aşısı olmaya aday aşının ilk faz uygulamalarına başlandı. Aşı bir gönüllüye uygulandı. Vallahi çok şu an çok duyguluyum. İnanın böyle bir çalışmada bulunmaktan çok az oluyorum. Burada emeği geçen tüm doktorlarımıza da teşekkür ediyorum. Böyle bir yerli ve milli aşıya imza attıkları için. İnşallah insanlara umut olurum. Aşı çalışmalarında ilk faz uygulamaları 2 ay sürecek. Aday aşı 18-55 yaş arasında sağlıklı ve daha önce COVID-19 hastalığını geçirmemiş kişilere 3 hafta arayla 2 kez uygulanacak. Toplamda 44 gönüllü aşılanacak. Faz 1 çalışmalarının 2020'nin Ocak ayına kadar tamamlanması planlanıyor. Türkiye Karadeniz'deki sondaj çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdürüyor. Bakımı tamamlanan Fatih sondaj gemisi Türk Ali 1 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı. Fatih sondaj gemimiz Filios limanındaki bakım, ikmal ve teknik hazırlık safhalarının ardından inşallah önümüzdeki aydan itibaren sondaj faaliyetlerine yine Sakarya sahasındaki Türk Ali 1 kuyusunda devam edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu sözlerle duyurmuştu Türkiye'nin sondaj çalışmalarına devam edeceğini. 20 Temmuz'da Zonguldak Ereğli açıklarındaki Tuna 1'de sondaja başlayan Fatih gemisi Türkiye'yi gururlandıran keşifler gerçekleştirdi. İlk önce 320, daha sonra 85 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetti. Fatih sondaj gemisi başarılı çalışmalarının ardından Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi açıklarında bakıma alınmıştı. Buradaki hazırlığını tamamlayan Fatih, yeni görev yeri Türk Ali 1 kuyusunda sondaja başladı. Konuya ilişkin açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Dönmez, Karadeniz'in Fatih'i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türk Ali 1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun ifadelerini kullandı. Salgın nedeniyle ziyaretlerin yasaklandığı Mekke'de 8 ay aranın ardından yeniden ziyaretler başladı. İlk umre kafilesi Endonezya ve Pakistan'dan gitti. 3 gün karantinada tutulan umreciler daha sonra Kabe'de ilk tavaflarını yaptı. Koronavirüs önlemleri nedeniyle ibadete kapatılan Kabe'de 8 ay sonra ilk tavaf gerçekleşti. Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle Kabe ziyaretini sadece ülkedeki vatandaşlar yapabiliyordu. Ülkede normalleşme sürecinin başlamasıyla yeniden yurt dışından ziyaretçi alınmaya başlandı. Ancak bu kapsamda yeni koronavirüs tedbirleri devreye sokuldu. Yurt dışından ülkeye gelen umre kafileleri 3 gün karantinada tutuluyor. Karantina sürecini problemsiz tamamlayan ziyaretçiler daha sonra Kabe'yi ziyaret edebiliyor. Bu kapsamda ilk umre kafilesi Endonezya ve Pakistan'dan geldi. 1 Kasım'da Mekke'ye gelen ziyaretçiler 3 günlük karantinanın ardından ilk tavaflarını yaptı. Bu haberle ana haber bülteni noktalıyoruz. Sizler de haber niteliği taşıdığını düşündüğünüz görüntüleri 0532 063 2743 numaralı WhatsApp haber ihbaratımıza gönderebilirsiniz. Yarın saatler 19'u gösterdiğinde yeniden görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar.